Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fırında güzel bir yemek tarifim var. İzmir köfte. Ben biraz farklı yapıyorum. Sosunu pişirerek hazırlıyorum. Şimdi hemen köfteyi yoğurarak tarifimizi hazırlamaya başlıyorum. 250 kadar, 250 gram kadar orta yağlı kıyma, bir tane soğanı karıştırıp kullanmış olduğum baharatlar, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı da tuz. Hepsini karıştırıyorum. 5-10 dakika kadar tamamen bütünleşene kadar yoğuruyorum. Köftelerimizi yoğurduk arkadaşlar. Şimdi ben uzun uzun şekil veriyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca köfteyi ne kadar çok yoğurursanız kıvamı o kadar güzel oluyor, bütünleşiyor. Bir de kıymayı biraz yağlı seçerseniz tabii daha lezzetli olur, kurumaz. Bunu da püf noktası olarak verelim. Bütün hepsini bu şekilde uzun uzun yapıyoruz. Köftelere şekil verdim arkadaşlar. Tarifim için şimdi 5 tane orta boy patatesi patates kesiciyle dilimleyeceğim. Normal bıçakla da yapabilirsiniz bu işlemi. Patateslerimizi gördüğünüz gibi şu kalınlıkta doğruyorum. Çok aşırı kalın yapmıyorum çünkü patatesin pişme süresi uzun sürebiliyor. Kıymamız yağlı, köfteler hemen pişip kurumaması için, yani ortalama yarım saatte bu yemeğin hazır olabilmesi için patatesleri bu boyda hazırladım. Birazdan da sosumu hazırlayacağım. Dilimlediğim patatesleri şu an tepsime döküyorum. Bir tanesini yapmamışım. Bu şekilde hepsini, ki bu ölçü yeterli bu tepsi için. Şimdi ben baharatları bunun üzerine koyacağım, karıştıracağım. Ardından köfteleri ve sos ekleyeceğim. Baharatları şimdi karıştırıyorum. İçerisinde tuz var, tatlı kırmızı toz biber ve birazcık karabiber var. Bu şekilde karıştırdığım zaman daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. İsterseniz siz suyunu da karıştırabilirsiniz. Arkadaşlar, sosunu hazırlamak için tencereye yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçasını koyuyorum. 2 adet domatesin kabuklarını soyup robottan geçirdim. Kadar zeytinyağı kullanıyorum. Kıymanızın yağ oranına göre artırıp çoğaltabilirsiniz. Bir su bardağı sıcak su. Yarım bardak daha sıcak su ekliyorum. Toplam 1,5 su bardağı su eklemiş oldum. Şimdi ben bunu ocakta güzelce salçayı eritip bir 5 dakika kadar kaynatacağım. Daha sonra da yemeğimizin üstüne dökeceğiz. Şimdi sırayla köftelerimi diziyorum. Ayrıca bu yemekte biber de çok güzel oluyor ama çok çabuk piştiği için ben fırının altını kapatmadan bir 5-10 dakika kadar önce çeri domates ve biber ekleyeceğim. O şekilde daha da lezzetli olacaktır. Ama şimdi bu iki malzemeyi böyle bu şekilde pişiriyorum. Sosumu da kaynattım bu arada arkadaşlar. Şimdi üzerine dökeceğim. 180 derecede yarım saat kadar pişireceğiz. Sosumu da bu şekilde. Yemeğin pişmesine 5-10 dakika kadar bir zaman kaldı. Şimdi biberleri ve küçük domatesleri böyle aralıklara koyup bir 5-10 dakika daha pişirdikten sonra yemeğimiz hazır. Şöyle boşlukları atabilirsiniz. Çeri domates varsa kullanın, yoksa olmasa da olur.
Şimdi tekrar fırına gönderiyorum. 5-10 dakika sonra servise hazır. Yemeğimizi fırından çıkardım. Pişti. Şimdi servis tabağına alıyorum. Arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldim. Yemeğimiz hazır. Servis tabağına aldım. Şu hemen patatesler gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Köfteler de tam olması gerektiği gibi yarım saat 35 dakika kadar fırında tuttum ben yemeğimizi. Tarifte kullanmış olduğum ölçüleri videonun altına tekrardan yazacağım arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Ben bunun yanına pirinç pilavı yapacağım. Hatta şu an ocakta. Çok lezzetli bir yemek oldu. Zaten bildiğiniz bir yemek ama ben sosunu ekstra pişirerek yaptım. Tek farkı o diyebiliriz aslında. Şimdilik bu kadar. Başka videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.